Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annem bir börek hazırladı. Ben de sizler için videoya çektim. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. ilk defa görenleriniz olabilir. Bu börek macir böreği olarak da geçiyor. Tutmanik diyoruz biz bu böreğin ismine. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Aşamalarını atlamamanız için. Yapılışı itibariyle biraz farklılık gösterdiği için e, mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. E, böreğin içi için ilk olarak e, soğanı kavuruyoruz. E, bu aşamaları annem ben çekmeden önce yapmaya başlamıştı. E, burada bir büyük soğan var. E, yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağın içerisinde soğanı kavuralım. Orta ateşte soğanları yakmadan e, kavuralım. Soğanları kavurduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyoruz. E, karabiber, tuz. Biraz pul biber, toz biber ve nane ekledikten sonra haşlamış olduğumuz patateslerle bu soğanı birleştireceğiz. Dilerseniz kavururken içerisinde birazcık biber salçası ekleyebilirsiniz renk vermesi için. Kavurmuş olduğumuz bu soğanı yaklaşık 1 kilo patatesimiz var. Soyduktan sonra bunları da rendeledik. Yağlı soğanla bu patatesi birleştiriyoruz. Güzelce karıştıralım. Yağı az gelirse çok az daha yağ ilave edebilirsiniz. Patatesli iç harç e, kuru olmasın. Burada tadına tuzuna baktıktan sonra e, tekrar baharat veya tuz ilavesi yapabilirsiniz. Yaklaşık 7 su bardağı kadar unumuz var ve e, yarım su bardağının içerisine 1 yemek kaşığı maya ve 1 yemek kaşığı şeker attık. Mayamız e, eridikten sonra unumuzla karıştırarak hamurumuzu tutuyoruz. Toplamda 3 su bardağı ılık su ve 7,5-8 su bardağı arası da un kullandık. Ölçüleri sizler için tam olarak almaya çalıştım. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur tutacağız. Bu tuttuğumuz hamurun kıvamı poğaça hamuru gibi olmalı. Şöyle biraz daha e, su ilave ettikten sonra hamurumuzu toparlayacağız. Mayalı bir hamur olmasına rağmen hiç bekletmeden hemen şekil verip açmaya geçeceğiz. Saatlerce beklemenize gerek yok. Hemen hamuru tuttuktan sonra e, yapım aşamalarına yapım işlemlerine geçebilirsiniz. Güzelce yoğurulması önemli. Özlü bir hamur olması gerekiyor. Birazcık daha un koyarak elimizdeki e, hamurları toparladıktan sonra hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak yumuşak. Zaten e, beze yaparken biraz daha un alacağımız için çok sert bir hamur tutmayalım. Sert olduğu zaman e, hamurumuzu açması oldukça zor olacaktır. Şöyle bıçak yardımıyla ya da elinizle biraz e, kopartarak 13 parça bezeye ayırıyoruz yapmış olduğumuz hamuru. Mandilana büyüklüğünde bezeler olacak şekilde hamurlar kopartıyoruz. Elimizi biraz unladıktan sonra güzelce yuvarlayalım. Ve bu şekilde bezelerimizi oluşturalım. Tepsi oldukça büyük olduğu için biz tüm 13 hamurda kullanmadık. Bir tanesiyle de gözleme yaptık. Onu da belirtmek istiyorum. Hamurlar da oldukça büyük olduğu için tepsimizi doldurdu. Hemen hiç bekletmeden unlamış olduğumuz tezgahın üzerinde hamurlarımızı açıyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için çok da kolay bir şekilde hamur büyüyor gördüğünüz gibi. Hem yapılışı hem de bekleme aşamasında çok fazla zaman kaybı olmadığı için yapılış itibariyle çok pratik ve çok lezzetli bir börek oluyor. Aslında ekmek de diyebiliriz çünkü kabarık bir yapıya sahip. Çok yağlı olmuyor. İlk hamurumuz hazır. Yağlamış olduğumuz büyük boy tepsinin içerisine hamurun böyle ortaya doğru büzdürerek tepsinin içerisine yapmış olduğumuz yufkayı yayıyoruz. Kenarları kalın olmasın. İçeriye doğru hamurumuzu şöyle büzdürerek yayıyoruz. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Her kata hem sıvı yağ hem de hazırlamış olduğumuz patatesli iç harçtan alıyoruz. Patatesli iç harcımız da yağlı olduğu için ara katlara çok fazla yağ koymanıza gerek yok. Dediğim gibi 3-4 yemek kaşığı yeterli gelecektir. Her kata patatesli harç koyacağımız için çok dolu dolu koymanıza gerek yok. Şöyle kenarlara ve ortalara azar azar patatesli içten hazırlayalım. Annem diğer taraftan diğer yufkaları hazırlıyor. Ben de böreği döşüyorum. Dilerseniz iç malzeme olarak lor peyniri ya da kahvaltılık peynir de kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Hatta benim favorim peynirli diyebilirim. Hemen hazır olan diğer yufkamı da alıyorum. Dikkatli bir şekilde onu da üzerine aldıktan sonra yine tekrar yağ ve patatesli harç olacak şekilde tüm yufkalarımı üst üste alıyorum. Dediğim gibi 13 beze hazırlamıştık ama bir tanesini çok geleceğini düşündüğümüz için gözleme yaptık. Eğer daha küçük bir tepsi kullanacaksanız 13 beze çok fazla gelecektir. Ben tepsinin ölçülerini, boyutlarını da açıklama kısmında belirttim. Şöyle azar azar her yerine patatesli içten alalım. Tekrar yufka... Tekrar yağ ve patates olmak üzere en üst kata kadar bu işlemi yapıyoruz. Hatta en üst kata da e, içten koyuyoruz. O yüzden e, iç malzemenizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle son kat yufkamı da üzerine alacağım. Dediğim gibi en son kata da patatesli iç harç e, koyacağız. Çünkü katlama işlemiyle böreğe şekil veriyoruz. Bu aşamaya geldikten sonra hamuru tekrar bozacağız. Şimdi sizler diyebilirsiniz o kadar zahmet ettikten sonra hamuru neden bozuyorsunuz diye. Ama bu böreğin yapısı ve yapılışı bu şekilde. Özelliği de hamuru açtıktan sonra içe katlayarak tekrar hamuru bozuyor olmamız. En üst kata da dediğim gibi yine yağ ve patates ekledikten sonra asıl şeklini vereceğimiz Aşamaya geçiyoruz. Yapmış olduğumuz böreği kenarlardan ortaya doğru katlayarak toparlıyoruz. Şöyle videoda görmüş olduğunuz gibi hamur kuru olursa e, börek güzel olmaz. E, o yüzden gördüğünüz gibi hem patatesli iç harcımız hem de aralara koyduğumuz Yağ ile birlikte hamurun kıvamı çok güzel. Toparladığımız hamuru şöyle bir alt üst edeceğiz. Güzelce kapatıp toparladıktan sonra parmak uçlarımızla tepsi boyutunda hamurumuzu tekrar büyütüyoruz. Parmak uçlarımızda şöyle bastırarak hamuru büyütüyoruz. Hamurun gördüğünüz gibi üzerinde deliklerin, yırtıkların olmasının hiç önemi yok. Açarken de aynı şekilde şöyle parmak uçlarımızla hamuru bastırıyoruz yapısı bu şekilde olmalı özelliği bu şekilde 180 derece fırında alt-üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyoruz Tutmanimiz hazır dediğim gibi biz bu böreğe tutmanik diyoruz farklı yapılış aşamaları ve isimleri varsa yorumlarınızı bekliyorum aşağıda yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim ilk sıcaklığı çıktıktan sonra Dilediğiniz gibi parçalayarak keserek bölebilirsiniz. Bu böreğin en güzel e, özelliği sıcak ve böyle e, tepsinin içerisinden aslında kopararak yenmesi göreceksiniz. Yapısı itibariyle de böyle kat kat e, bir e, hamur oluyor. Ben şu an sizlerin görmesi açısından dilimledim ama dediğim gibi aslında bu yapmış olduğumuz börek e, kopartılarak ve sıcak sıcak tepsiden yeniyor. Hemen şöyle bir dilim alıp sizlere göstermek istiyorum. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Annemle sizler için hazırladık. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara e, kalp bırakmanız yeterli ve beğeni bırakırsanız da çok sevinirim. Hala sıcak olduğu için sizlere göstermekte zorluk çekiyorum. Beni buraya kadar izleyenler için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar varsa videodan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle içerisinde göstereyim tel tel ve her katı gördüğünüz gibi ayrılıyor, sayılıyor diyebilirim. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Deneyenler olursa yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.